21 Nisan 2005 tarihinde doğdum. Yani şu an 16 yaşındayım. Gerçi bir ay sonra 17 olacağım ama şu anda 16'yım ve aylık olarak 5000 lira para kazanıyorum. Net asgari ücretten biraz daha fazla. Peki bunu nasıl başardım? Yani bir lise öğrencisi olarak evden, odamdan bir bilgisayar ile nasıl 5000 lira para kazanmaya başladım aylık olarak? Öncelikle şunu belirtmek isterim ki gelirimin büyük bir kaynağı YouTube. Ki YouTube küçüklüğümden beri yapmasını sevdiğim bir şey. İşte video çekmek, o kamera, ışıklandırmalar falan, yani seviyorum bu tarz şeyleri ve bir noktadan sonra aslında YouTube'dan para kazanabileceğimi öğrendim. O noktada kendime dedim, ben bu işi seviyorum ve sevdiğim sürece de bunun işim olarak kalmasını istiyorum. Yani yapmak istediğim şey bu. 7 yıldır YouTube platformuna video yüklüyorum ve şu ana kadar 4-5 tane kanalım oldu. Ancak sadece son 1,5 yıldır YouTube'dan para kazanabiliyorum ve şu anki aylık gelirim 4100 TL civarlarında. Sizin de görebileceğiniz üzere gelirim her geçen ay yükseliyor. Yani şu an aşağıdan yukarı gitmiyor, yukarıdan aşağıya doğru gidiyor. 3000 lira, 3375 lira, 3436 lira, 3486 lira, 3210 lira ki şu an daha ayın 22'sindeyiz. Bu ay 4000 liraya geçeceğini düşünüyorum. Yani tabii ki de artacağının garantisi yok ama şu anda YouTube en sabit gelir kaynaklarımdan birisi. Şu an gördüğünüz üzere 190 bin izlenmeye 4100 lira para kazanabiliyor olma nedenim şuradaki BGBG oranı, RPM değerim. Şu anki benim BGBG yani RPM değerim 22 TL ki bu ortalamadan yüksek. Bunun nedeni de kanalımın içeriği yani internetten para kazanma videoları çektiğim için bu orana sahibim. Yani bir eğlence kanalının BGBG RPM oranı 22 TL değildir. Bu arada RPM değeri de BGBG değeri de 1000 görüntülenme başına aldığım para. Yani her 1000 izlenmeye YouTube'un bana ödediği param. Ki bu oran videodan videoya da değişiyor. Yani her videoda aynı değil. Bir videoda 15 TL oluyorken başka bir videoda 25 TL olabiliyor. Ama kısacası YouTube reklam gelirini etkileyen şey bu RPM, bu BGBG oranı. Ama 5000 TL dedin zaten 4000 TL'si YouTube reklam geliri diyebilirsiniz ki haklısınız da. Ancak 5000 TL dememin nedeni diğer gelir kaynaklarının tamamen stabil olmaması. Yani 5000 TL'nin de üzerinde kazandığım zamanlar oldu ki birazdan hepsini göstereceğim onların. Yani sadece bir işten 1500 TL para da kazandığım oldu. O yüzden yani 5000 TL diyerek 4000 TL'nin üzerine artı 1000 lira ekleyerek bir ortalama çıkardım. Yoksa biraz oynuyor. Mesela YouTube kanalımın dışında ekstra olarak Fiverr platformunda freelancer olarak da çalışıyorum. Mesela şuradan bakacak olursanız sadece bir işten 80 dolar para kazandığım da oldu. Ki bu 1200 TL falan yapıyor. Ki toplam gelirime bakacak olursak buradan 180 dolar yani 2800 TL olduğunu görebiliyoruz. Tabii bu gelir kaynağım stabil değil çünkü bir ay hiç para kazanmıyorken diğer ay 1000 lira kazandığım olabiliyor. Hatta ekstra gelir kaynaklarım Fiverr ile kalmıyor çünkü Fiverr'ın yanı sıra bir de referans linkleriyle para kazanıyorum. Hatta geçtiğimiz hafta tam bu konu üzerine referans linkleri üzerine bir video hazırlamıştım ki referans linkleri sayesinde de şu ana kadar 3700 lira para kazandım. Geçtiğimiz haftaki videoda 3200 lira demiştim çünkü o zaman 3200 liraydı. O zamandan bir hafta içinde bir 400 lira daha kazandım referans linklerinden ve 3700 lira oldu. Ki PayPal geçmişe bakacak olursak şuralara bir yerlere ekran görüntüsü koyarım. Mart ayında 75 dolar yani 1100 lira kazanmışım. Şubat ayında 50 dolar yani 750 lira para kazanmışım. Tekrardan ama bu da pek stabil olan bir gelir kaynağı değil. Çünkü gördüğünüz üzere bir ay 1100 lira kazanabiliyorken diğer ay 750 lira kazanabiliyorum. Yani YouTube'a kıyasla o kadar da stabil değil. Kötü mü kazandırıyor? Tabii ki de hayır. Bence kimse de ekstradan bir şey yapmadan aylık 1000 lira gibi parayı kötü düşünemez. Peki benim size önerim ne? Açıkçası yaşınızın aşırı bir önemi yok. Yani tabii ki de önemi var ama düşünürseniz ben de 16 yaşındayım ve çoğu şeyde yaşım yasal olarak tutmuyor. Mesela ilk başta ben YouTube gelirimi alabilmek için bir banka hesabına ihtiyacım vardı. Bunun için de doğal olarak gittim babamdan yardım istedim. İşte babama gittim ve dedim ki yani baba bak YouTube'dan videolar çekiyorum ve hesabımda 100 euro para birikmiş. Bunu çekmek için banka hesabına ihtiyacım var. Babam da tabii ki de olur dedi ve onun banka hesabına AdSense paraları, YouTube'dan gelen paralar yattı. Ki tabii bir süre sonra gidip kendi adıma bir banka hesabı açtık babamla beraber yani... Tamamen benim adıma değil. En yüksek yetkiye hesapta ben sahip olabilirim ama tabii ki de babamın da adı ekleniyor çünkü 18 yaşında değilim daha. Kısacası demek istediğim bir şekilde para kazanmaya odaklanın. Boş zamanlarınızı para kazanmaya çalışarak, ekstradan bir gelir kaynağı oluşturmaya çalışarak geçirin. Yani çünkü bu ileride oldukça işinize yarayacak bir şey. Hatta bilemezsiniz belki ileride yapacağınız iş haline gelir bu şey veya işinizi internete taşırsınız. Ki eğer ki benim gibi yaşınız küçükse ailenizin de illa destek olması gerekmiyor bu durumda çünkü çoğu yerde paranız kaybolmuyor. Mesela ben AdSense'deki paramı çekmeseydim ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Param AdSense hesabımda birikmeye devam ederdi. Benim o param boşa gitmezdi yani. Aynı şey Fiverr için de geçerli. Ben istersen Fiverr'dan paramı çekmem. Bir ayda orada bekler, bir yılda orada bekler. Ki hiçbir şey kolay olmayacak. Yani şimdi siz diyor olabilirsiniz. Aa ne güzel babasına gitmiş, babası direkt kabul etmiş. Banka hesabı falan işleri tamamlanmış. Ama tamamen olay böyle değil çünkü bunun arka planları da var. Mesela YouTube'dan para kazanabilmek için yıllarca çalıştım.
Yıllarca sonuç görmeden çalıştım. Kaç kez gece geç saatlere kadar çalışmaktan dolayı ertesi gün okula daha az uykuyla gittim. 16 yaşında bir çocuğun uğraşmadığı kadar kağıt evrak ile uğraştım. Adres doğrulama, kimlik doğrulama, banka hesapları, yasal dosyalar, vergi kesinti azaltma durumları, muaf durumları, V8 ben formları falan, böyle bir sürü şey var. Neleri farklı yapabilirim? Nasıl YouTube'da daha iyi videolar hazırlayabilirim? Nasıl daha iyi hikaye anlatabilirim? Bütün bunları araştırıyorum, öğreniyorum. Yani olayı kameraya açtım buradan, kayıt tuşuna bastım, 5-10 dakika konuştum, oldu bitti değil. Bunları sizlere bakın işte ne kadar zor durumlardan geçtim demek için anlatmıyorum. Anlatıyorum çünkü bunları bilmenizde fayda var. Yani bunlar sadece sizin başınıza gelmeyecek, herkesin başına gelecek şeyler. Önemli olan bir şeyin zor olması değil. Önemli olan bu zorluktan sonra pes mi ediyoruz yoksa devam mı ediyoruz?